Efendim iyi akşamlar. CNN Türkiye Gece Görüşü'ne hoş geldiniz. Biraz ani bir giriş oldu. Tam da biz bu arada günü değerlendiriyorduk. Hemen önce sizlere konuklarımı tanıtayım. Biliyorsunuz sosyolog, gazeteci, doçent doktor Hulki Cevizoğlu. Gece Görüşü'nde CNN Türk'te İsmet Özçelik, Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi Gece Görüşü'nde. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi yazarı bizimle birlikte ve Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel de Gece Görüşü'nde. CNN Türk'te gene Türkiye'nin gündeminde en önemli madde ekonomi. Bu arada biliyorsunuz bir devir teslim töreni gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda dün akşam Lütfü Elvan görevden affını istedi ve kabul edildi. Daha doğrusu dün akşam kabul edildi, öyle düzelteyim. Çünkü burada nasılsa kulis bilgileri konuşacağız. Bugün de yeni bakan göreve başladı. Dolayısıyla yeni bakanın ikisinin birlikte kameraların karşısına geçtiği an, en çok konuşulan andı. Bunun altını çizelim. Diğer taraftan Erdoğan'ın yeni ekonomi stratejisi konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun 10 ürüne zam yapmayın çağrısı var. Ve tüm bunların dışında da tabii biliyorsunuz, yani ekonominin dışında da siyasi gündemde yine hareketli, ama biz öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 ürüne zam yapmayın çağrısıyla başlayacağız. Kılıçdaroğlu mektubunu sosyal medya hesabından paylaştı. Mektupta daha önce sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmede 10 hayatta kalma ürünü için zam yapılmama çağrısını hatırlattı. Bu ürünler yağ, un, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve sebze. Her ay bir sebze. Talebinin market sahipleri için zarara yol açacağını belirten CHP lideri, bu fedakarlıktan doğan zararı iktidara geldiğimizde karşılayacağız ifadelerini kullandı. Şimdi nasıl, bu mektup ne kadar etkili olur? İsmet Bey, sizinle başlayalım. Etkili olur mu market mektubu? Bir harekete geçirir mi? Şimdi ürünleri saydınız. Hı hı. O ürünlerin muhatapları, yani bir anlamda üreticisi özel sektör. Şimdi burada devletin destek olması gerekiyor. Hı. Mesela doğalgaz şu anda çok ciddi fiyat artışları içerisinde, konutlardaki doğalgazı devlet büyük oranda finanse ediyor. Ve vatandaşa yansıtmıyor. Yani yüksek zamlar vatandaşın gelirine göre ama gerçek rakamları yansıtmıyor. Bu rakam da giderek yükseliyor. Dövizdeki kur artışına göre yükseliyor. Ama yumurtadır, peynirdir, biraz önce saydığınız rakamları şimdi üreticiye bir şekilde çözmek lazım. Şimdi market sahibine bunu zamlı satma demek, yani uygulanabilir bir şey değil. Şimdi nasıl olacak o? Ben iktidara geldiğimde bunu telafi ederim diyor. Ne zaman, nasıl? Yazmıyor, deftere yaz sen. Hayır, ne zaman, yani, nasıl? Ne kadar bekleyecek? Evet, yani bunları bilemez. Şimdi gerçekçi olmak lazım. Bunu şunu diyebilir. Hı. Devlet şu temel ürünlerde üreticiyi finanse etsin, zam yapılmasın denebilir. Şimdi aracının zam yapmaması olmaz. İsmet abi niye ya? Deftere yaz diyor, ben gelince ödeyeyim. Yani şimdi mahallede uygulanabilir bir şeyi konuşmak lazım. Uygulanabilir bir şeyi konuşmak lazım. Yani bu aslında bu ekonomik bir öneri değil, siyasi bir açıklama mı? Öyle tabii, siyasi bir açıklama. Yani bakın, bunu yapmanın yolu, yöntemi belli. Bence şunu isteseydi, yumurta üreticilerine destek verilsin. Mesela 10 temel ürüne destek verilsin. Vatandaşın artan girdi fiyatlarını devlet karşılasın ve fiyatlar artmasın denseydi, böyle bir öneri gelseydi, bu mantıklıydı, uygulanabilirdi. Ama şimdi siz market sahibine böyle bir şey söyleyemezsiniz. Çünkü yumurta fiyatını diyelim ki %50 pahalı aldı market sahibi. Onu nasıl satmayacak, nasıl zam yapmayacak? Yani keseden cepten yemesi lazım. Zaten kar marjları düşük aracıların şu anda. Cepten yiyin diyor zaten. Yani şimdi bu, şimdi esnaf, anladım da, esnaf zaten rafını zor doldurur hale gelmiş. Sattığı bir şeyin yerine yenisini koyabiliyor mu? Marketlere gidin bakın. Ya bu çağrıyı iktidara yapsa olmaz mı? Aslında onları yapması lazım. Aslında belki de o adres, yani bir yandan da haklı. Yani işte sokağa çıktığınızda da, vatandaşlarla konuştuğunuzda da, yani 10 temel gıdada fiyat artışının önüne geçilebilir mi bir şekilde? Geçilir. Şöyle geçilir ama, devlet o 10 temel gıdayı üretenlere destek verirse geçilir. Subansiye eder abi. Yani onun yöntemi başka yok ki, başka bir yöntem yok. Hı hı. Şimdi siz yani market sahiplerinin, esnafın burada günlerce pandemi sürecinde esnafın nasıl perişan olduğunu konuştuk. Şimdi bu koşullarda esnafa sen pahalı satma, ben senin zararını sonra karşılarım demek olacak iş mi şimdi?
Peki. Yani o sağlanamaz. Şeker peki. Niye yok? Bir dakika. Senden devam edelim. Ondan şeker sonra niye sonra... yok? Yani şeker yok. Yok mu şeker? Kesin mi? Tuz var ama şeker yok. Veli'ye şeker lazım. Hayır abi şimdi temel şey ya un, yağ, tuz, şeker hani temel evet. Şeker yok. Peki sen nasıl karşıladın? Yani nasıl buldun? Ya bu... Bir defa bu 10 temel yani gıdadaki fiyat artışı hani bir şekilde önlenebilir mi? Bunu yapması gereken kim? Yöntemi ne? Kemal Kılıçdaroğlu niye böyle bir mesaj verdi? Bu strateji etkili ya olur şöyle mu? Hani İsmet abin dediği gibi üreticiler desteklenerek ancak olabilir. Bunu yapacak olan iktidardır. Yani Kemal Bey'in öyle bir şansı yok. Bu çok bir kere iktisat teorisine karşı olmayan bir öneri. Tuhaf bir öneri. Yani böyle eskiden şimdi artık o bile olmuyor da. Gene mi beğenmediniz Kemal Bey'i? Abi beğenmem çünkü. Yani ne yapsa beğendirecek size. Abi böyle bir şey olmaz ki zaten. Bravo Hulki Bey. Benden muhalefet beklemiyor muydunuz? Bekliyordum o yüzden şaşırdım. Hayır İsmet Bey'e de beğendiremedik. Melike de beğendiremedik. Ama uygulanabilir bir tarafı yok. Bak Kemal Bey'in lehine dilek konuşursam bu akşam sana Trabzonsporlu şey diyeceğim. Evet evet harika görünüyorsunuz. Bakıyorum bu arada sevgili izleyiciler gece görüşü hashtag'ine mutlaka görüşlerinizi bekliyorum. Hani belki bu konuda evet. Farklı bir önerisi olan bir izleyicimiz olur. Bir de olur. Belki yani şekerde de şekeri de eklesin Kemal Bey diyenler de olabilir. Hani şeker de eklesin. Niye şekere taktığını anlamadım. Ama şeker yok orada. Evde ihtiyaç var. Şeker de demek de. Ya şimdi iş şakası bir yere. Bu iktisat teorisinde uygulanabilir bir şey değil. Hangi iktisat teorisi? Çok iktisat teorisi var. Hangisini söylüyorsun? Hayır hayır. Ya hiçbir ekonomi teorisine tamam. Uymaz. Daha çok Keynesyen. Yani hiçbir liberal ekonomide olmaz bu. Keynesyen mi diyor? Ya hiçbir liberal ekonomide bu olmaz. Serbest piyasa ekonomisinde olacak bir şey değildir bu. Artık şey bile yok. Hani eskiden giderdiniz böyle alırdınız mahalle bakanına deftere yazdırırdınız. İşte ay sonu gelin ödeyeyim o bile yok. Yani bu hiç olmaz. Çok affedersin. Ben gelince ödeyeceğim diyor. AKP'nin iktisat teorisinde var bu. Zaten bu sayılan un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek bunları sosyal yardım diye AKP yıllardır yapmadı. Veriyor. Veriyor. Bak iktisat teorisinde varmış. Ama yani, devlet satın alıp vatandaşa veriyor. Yani serbest piyasa ekonomisinde bir müteşebbise bunu diyemezsin. Müteşebbis niye zararla yasatsın? Bunun bir mantığı yok. Kaldı ki bunu mesela hani ne kadar yapabilirsiniz? Daha önce Sayın Berat Albayrak Hazine Maliye Bakanı iken ben biliyorum mesela marketçileri topladı ve dedi ki ya bu özellikle sebze, meyve ve soğan, patates çok tartışılıyordu. Bunlara böyle sürekli zam yapmaktan vazgeçin. Biraz böyle şey yapın. Nedir o? Fedakarlık yapın. Eksik kalan yönü de biz tamamlayalım diye onlarla toplantı yaptı ama dinlemedi hiçbiri. Ne yaptı? Sonra tanzim satış noktaları kim açtı. Kim yaptı bunu? Berat Bey, Berat Albayrak. Niye Berat Albayrak'a kızmıyorsun da Kemal Bey'e kızıyorsun Melik? Ama o ikisi aynı şeyi yapmış. Hayır olur mu? Market sahiplerini topluyor. Evet tamam ikisi de toplamış. Tamam diyor ki yani sübvanse edebilecek nokta varsa onu da yaparız diyor. Kemal Bey... Diyor ki ya zam yapmayın ben gelince ödeyeyim. Olmaz. Ya şimdi yani. Bunun üstüne hep kötü tartışıyoruz. Şimdi marketçiler arada olduğu şey. Ben de ara sıra sohbet ediyorum. Ya hakikaten sizde mi ekonomiyi siz mi bozdunuz diye onlara söylüyorum. Yani şu anda yaşadığımız sıkıntının zamların ve hayat pahalı nedeni marketler değil. Yani bunu bir görelim artık bunu tartışmayalım da hatta. Ya tabii ki ama şimdi marketler zaten... olmasa da insanların hayatını... Doğrudan en çok ilgilendiren boyutu bu. Evet. Yani şimdi bu bahsettiğiniz 10 temel gıda ürünü 4 kişilik bir aileye bunlardan ne kadar lazım? 2 değil 3 çocuğunuz varsa ne kadar lazım? Bir de işsizseniz durumunuz ne halde onu da düşünmek lazım. Şöyle. Lazım. Bu şu İsmet anlama geliyor. Lafınızı kesiyorum. Marketler diyor sorumlusu değil. Cumhurbaşkanı'nda sorumlusu dili varmadı söylemeye. Yok öyle demiyor da. Ben kim sorumlusu? Hayır, şöyle, ekonominin kuralı var burada. Yani şöyle, ekonominin üretim, kuralı onu Anne şimdi bir kere hani... Şöyle yapalım. Sen bir bitir ondan sonra devam edelim. Hızlıca bitireyim. Evet. Şimdi üretim bandından rafa ya da işte tarladan rafa çok fazla zincir var bir kere. Yani böyle doğrudan marketçi alıyor buna fiyat koyuyor değil. Tamam. Üretim bandı ya da tarladan markete gelene kadar en az o zincirin 6-7 halkası var. Dolayısıyla bunu hani denetleyerek tamam kontrol edebilirsin ama girdileri fazla olunca ister istemez zam yapıyorlar. Stokçu meselesi zaten ayrı bir sorun. O zaten yasa dışı bir şey. Ama o fiyat artışı ister istemez oraya yansır. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Bir, o üreticileri desteklersiniz yansıtmaması için. İki,
insanların ekonomik anlamdaki durumunu düzeltirsiniz satın alma gücü olsun diye. Yani mesela işte asgari ücretin artırılması gibi, işte doktorlara 5000 lira zam verilmesi gibi, 3600 ek gösterge ile emeklilerin maaşının düzeltilmesi gibi, özel sektördeki patronların çalışanlarına enflasyon üstünde bir zam yaparak bunu telafi etmesi gibi, böyle telafi edersiniz. Hı-hı. Sistem böyle işler. Yoksa ya sen zam yapma, bir fedakarlık yap, yaz bir yere, ben gelince öderim. Bir kere senin gelip gelmeyeceğin belli değil, bu bir. İki, yani ekonomide liberal, yani serbest piyasa ekonomide öyle bir şey olmaz. Ha bu niye yaptı ama? Bu şeydir, artistik bir hamle. Yani şey anlamda söylemiyorum, Allah, kötü anlamda. Siyaseten hayretle dinliyorum. Kemal Bey'in tuzağına düşmüş görüyorum sizi. İsmet Özçelik ve Melek Yiğitel zammı savunur haldeler şu anda. Hayır. Öyle oldu. Vallahi savunmadım. Öyle bir şey. Adam ne yapsın, marketler ne yapsın? O da böyle alıyor, zam yapacak. Hayır, tam tersine Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyor. Sen marketlere şey buluyorsun diye. Kendisi de marketleri suçluyor. Bakın pek çok izleyicimiz şu an hem kurdaki rakamları, hem de ekmek fiyatlarını, hem de simit fiyatına kadar yapılan zamma dikkat çekiyor. Yani itirazım yok. Bunu da unutmayalım. Sonuç itibariyle buradan ben tepkileri görüyorum. Ya ben mesela, yani benim bir arkadaşım yazdı bana, Diyarbakır'da ekmek 3 lira bugün 5 lira oldu dedi. Evet. Yani ben o gramajını bilmiyorum tabii. Hangi gramaj üzerinden, çünkü şu valinin onayı da gerekiyor. Sen gramajı bilmiyorsun çünkü ekmek yerine pasta yiyenlerdensin. Hayır. Vallahi de bildiğimiz ekmek yiyorum. Bu arada ekmeğin fiyatı Ankara'da 2.25 lira. Bravo. 2 lira 25 kuruş. Şimdi o yüzden de hani evet, böyle bir şey var zaten. Bir zorluk hali var sevgili Hanım da. Bunu Cumhurbaşkanı da söyledi. Evet. Ama bunu kısa sürede telafi edeceğini söyledi. Biz şimdi bunu ne kadar süreceği, yani hani şey yaparsak bir sarsıntı var, tamam. Bunun yıkıcı olmaması için ne yapılacak? Bir takım ek tedbirler. Dolayısıyla bunları görmeme diye bir şey yok. Yani Kemal Bey'in bu girişimi siyaseten bir anlamı var. Evet. Sembolik anlamda bir anlamı var. Ama ekonomi, iktisat teorisinde ve reel durumda bir karşılığı yok. Evet. Ama muhtemelen hani aslında hükümete bir çağrı da bulunuyor. Ya elbette yani, Kemal Bey de biliyor bunun bir ekonomide bir karşılığı olmadığını. Diye. Ama hani sonuç itibariyle seçmeni tavlayıcı böyle bir sembol üzerinden gidiyor. Hı-hı. Yani 10 kalemi saydığımızda bu 10 kaleme zam olmaması gerektiği konusunda hangimiz aksini söyleriz? Tabii.